Bütün siyasetçiler böyle. Ne diyor? Siyasetin doğası budur. Hoca sen siyasetten anlamıyorsun. Bu siyasetin doğası budur. Paran var mı paran? Para sende mi? Ha, sende. Yalaka'da bulursun, Borazan'da bulursun, teknik ekipte bulursun, seyircide bulursun, kitlede bulursun, sana oy verecek de bulursun. Yeter ki sen iktidarı ele geçir, para sende olsun. Öyle diyorlar. Sen siyasetin doğasını bilmiyorsun. Siyasetin doğası böyle. Ne yapalım kardeşim? Öyle diyorlar. Ve buna hazırlanıyorlar. Bir, Sedat Peker geçmişinden dolayı hesap vermelidir. İki, Meral Akşener 90'lı yılların faili meçhullerinden sorumludur. Üzerinde bir sürü itham var. Onların hesabını vermelidir, yüzleşmelidir. Öyle dönecek yeni dönemin başbakanı. Yok ya. Nasıl oluyor bu yani? Hesap vermen gerekiyor önce. İnsanlar her türlü şey yapıyorlar. Sonra da ortaya çıkıp piri pakım diyor ya. Ya sen siyasetin içinde her türlü şey piri pak olan biziz ya. Hiçbir şeye bulaşmamışız ömrümüzde. Öyle şeyler bir sakınsa benim ortaya çıkmam. Benim gibilerin ortaya çıkması gerekir. Sana ne oluyor geçmişinde? Bir sürü şaibem var. O şaibelerle bir de gidip yeni dönemin kurtarıcısı mı olacaksın? Var mı böyle bir şey? Önce hesap vereceksin. Pişmanlık göstereceksin. Yanlış yaptım diyeceksin. Yanlışlarını itiraf edeceksin. Yani bu yanlış yapmak siyasete uygun değildir. O zaman beni zayıf gösterir. Her zaman güçlü görünmem lazım. Yaptığından pişman olmam. Her yaptığı doğru olan birisi gibi görecek ki millet senin peşine düşsün. Ha, bugün öyle, o gün böyle, bu adam hep dönüyor falan derse millet bana güvenim sarsılır. Kusura bakma, o zaman kenarda duracaksın. Piru pak olanlar, daha temiz olanlar ön plana çıkacak. Geçmişte her türlü haltı karıştır, sonra gel yeni dönemin parlayan yıldız olarak, yok böyle bir şey. Bakın görün. Kimseye bırakmayacaklar bunlar. Yeni dönemde de eski dönemlerin adamları ön plana çıkacak. Millet de ona tav olacak. Bağ döndü, pişman oldu. Bağ ne güzel falan filan. Ben bunu